Hasan Cemal, neden buradasınız? Selahattin Demirtaş'la dayanışma için buradayız. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Selahattin Demirtaş'ın yeniden özgürce siyaset yapmasını istiyoruz. Talebimiz bu. Selahattin Demirtaş'ı suçlu kabul etmiyoruz. Selahattin Demirtaş'la birlikte Türkiye'nin özgürlük yollarında birlikte yürümek istiyoruz. Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyoruz. Engelleneceğinizi tahmin ediyor muydunuz? Yani çünkü cezaevinin önünde planlanıyordu bu. Vallahi Türkiye'de böyle bir dayanışma ziyareti için, bir hapishanenin önünde toplanmak için geldiğimizde böyle çiçekle karşılanacağımıza hiç ihtimal vermiyorduk. Sonuç olarak gayet beklenen bir engelleme oldu. Ama nihayet biz de buraya geldik. Dayanışma için Selahattin Demirtaş'ın da bizim buraya geldiğimizde haberi olacaktır muhakkak. Onun için Türkiye burası. Yaşadığımız koşullar bu. Onun için engelleniyoruz. Yani bizim engellenmemiz bir şey değil. Selahattin Demirtaş girdi çok. Ondan sonra siyasetçinin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak gibi birçok gazetecinin, hapiste bulunan başka gazetecilerin hepsinin özgürlükleri engelleniyor. Ve sadece siyaset, özgür siyaset değil, gazetecilik de suç haline getirildi bu memlekette. Oysa ne özgür siyaset yapmadan, ondan sonra gazetecilik suç olmaktan çıkarılmadan Türkiye'de özgür bir ülke olmayacak maalesef. Sözlerim bundan ibaret yeter.